Almanca'da seçimler. Tek başına seçim. Die Wahl. Die Wahl. Çoğul olarak seçimler. Die Wahlen. Die Wahlen. Mesela Türkiye'deki seçimler diyeceksiniz. Die Wahlen in der Türkei diyorsunuz. Seçmek, oy vermek anlamındaki fiilim ise wählen. Wählen. Oy vermeye gidiyorum demek içinse ich gehe wählen veya ich gehe zur Wahl diyebilirsiniz. Kime oy vereceksin diye sormak için wen willst du wählen? Kimden yana olduğunuzu söylemek için ich bin für AKP, ich bin für CHP diyebilirsiniz. Seçim kampanyası anlamına gelen kelimemiz der Wahlkampf. Der Wahlkampf. Hükümet partisi anlamına gelen kelimemiz Die Regierungspartei. Die Regierungspartei. Muhalefet partisi anlamına gelen kelimemiz Die Oppositionspartei. Die Oppositionspartei. Meydan okuyan, rakip olan kişi anlamındaki kelimemiz Der Herausforderer. Der Herausforderer. Mesela Kılıçdaroğlu ist Erdoğan's Herausforderer. Onun dışında siyasetle alakalı bazı kavramlar var. Bunların çoğunun artikeli değil. Örneğimiz Die Demokratie. Die Demokratie. İkinci örneğimiz Die Säkularität. Die Säkularität. Üçüncü örneğimiz Die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit. Dördüncü örneğimiz Der Konservatismus. Der Konservatismus. Onun dışında radikalismus, faşismus, rasismus gibi kelimelerin de artikeli de oluyor.